Herkese merhaba. Intel'in Mobidya Kongresi standında sergilenen ürünler arasında görmüş olduğunuz tablet de yer alıyor. Bu tablet Nokia N1. Nokia akıllı cihazlar ve servisler birimini Microsoft'a sattıktan sonra da mobil alanda çalışmalarını sürdürüyor. Belki şirket henüz akıllı telefon çıkarma, Nokia markası da akıllı telefon çıkarma hakkına sahip değil. Ancak tablet tarafında görmüş olduğunuz ürünle geçtiğimiz aylarda karşımıza çıktı. Çin pazarını hedefleyen bir tablet Nokia N1 ve Foxconn tarafından Çin'de üretiliyor. Tayvan merkezli şirketin Çin'deki tesisinde üretilen Nokia N1 tasarım itibariyle iPad'e bir hayli benziyor. Zaten iPad gibi 7.9 inç 2048x1536 piksel çözünürlüklü IPS ekranı bulunuyor. Bu IPS ekran yüksek görüş açılarına sahip ve parlaklıkta iyi seviyede. Tablette Android 5.0 Lollipop işletim sistemi çalışıyor ve bunun üzerinde de Nokia'nın kendi geliştirdiği Z Launcher adı verilen Android başlatısı çalışıyor. Bu Android başlatısı sade bir kullanıcı arayüzü sunuyor ve hareketle yönetimini sağlıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ana ekranda fazla uygulama yok. Sadece Google uygulamalarını görüyoruz. Yapmanız gereken hangi uygulamayı açmak istiyorsanız o uygulamanın baş harfini yazmak. Örneğin ekranda bir D harfi çizerek gördüğünüz gibi D harfiyle başlayan uygulamalara veya yerimlerine erişiyorsunuz ya da ona yakın harflerdeki yerimleri gösteriliyor. Bunun dışında yine Google üzerinden arama yapabilirsiniz. İnternette gezinme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Geniş ekranı, büyük ekran üzerinden 7.9 inç ekran, yüksek çözünürlüklü ekran internette gezinmek için bir hayli. İçerisinde bulunan Intel Atom işlemci de görmüş olduğunuz gibi internette gezinme deneyim bakımından çok da sorun çıkarmıyor. Düzgün, görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla kaydırmanın yapılabildiği bir gezinti deneyimi sunuluyor. Nokia N1 söylediğimiz gibi Çin pazarını hedefleyen bir ürün. Bu sıralar Çin'de piyasaya sunulmuş olması lazım. Çin dışında herhangi bir ülkede piyasaya çıkacak mı şu an için bilmiyoruz. Bu arada Nokia N1'in önemli bir özelliği de USB Type-C konektörünü barındırması. Yeni nesil USB konektör standardında her iki taraftan da USB portuna bağlantı kurabiliyorsunuz. USB Type-C konektörü görmüş olduğunuz gibi şu anda akıllı telefonlarda kullanmış olduğumuz konektörden biraz daha farklı. Bağlantı ucunu da gösterecek olursak sizlere gördüğünüz gibi her iki taraftan da girişin yapılabildiği biraz daha Lightning Port'a benzeyen bir durum, bir tasarım söz konusu. Yapmanız gereken tek şey istediğiniz taraftan Nokia N1'e USB Type-C konektörüne USB portunu bağlamak ve bağlantı işlemini ya da şarj işlemini bu şekilde başlatmak. Nokia N1 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobidya Kongresi'nde gezintiye devam ediyoruz.